Hepinize merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri dersimizin 1. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda hangi üniteleri inceleyeceğiz? 1, 2, 3 ve 4. üniteleri inceleyeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi eşleştirmeler yapacağız. Yan taraftaki kelimeleri buradaki tanımlarla eşleştiriyoruz. Hadi başlayalım. Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola ne isim veriyoruz? Bir gök cismi başka bir gök cisminin çevresinde dolanırken izlediği yola bildiğiniz gibi yörünge denilmektedir. Dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseninin de 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik durmasına ne isim veriyoruz? Buna da eksen eğikliği. Dünyanın dönme ekseni eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucunda ne oluşuyordu? Hatırlayalım, birinci ünitemizde mevsimler oluşuyordu. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine verilen isim neydi? Bakalım yan taraftaki tabloya. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ne deniyordu? Ekinoks tarihleri. Peki 21 Haziran ve 21 Aralık'a ne isim veriliyordu? Ona da solstis. Atmosferde meydana gelen değişmelere ne denir? Atmosferde meydana gelen değişmelere hava olayları diyoruz. Belirli bir bölgede ve kısa süreli etkili olan hava olaylarına ne isim veriyoruz? Belirli bir bölgede kısa süreli etkili. Bu da nedir? Hava durumu. Havanın nemini ölçmek için kullanılıyor. Bu hangi alettir? Havadaki nemi ölçmek için kullandığımız alet higrometre. İklim bilim dalına verilen isim nedir? İklim bilimi neydi? Klimatolojidir. Yağış görülme ihtimali az olan basınç alanı. Bu ne? Yüksek basınç alanıdır. Orada yağış görülme ihtimali azdır. Alçak basınç alanında ise yağış görülme ihtimali fazla. Peki her mevsim yağış alan, doğal bitki örtüsünün orman olduğu iklim çeşidimiz neydi? Bildiğiniz gibi o da Karadeniz iklimidir. Devam edelim. Kutuplarda buzulların erimesi, deniz seviyesinde yükselmeler, kuraklıklar, bitki ve hayvan türünün azalması neyi gösterir bize? Küresel ısınmayı. DNA nasıl bir yapıdadır? Yine yan tarafa bakıyoruz. Yan taraftaki kelimelerle eşleştiriyoruz. DNA bildiğiniz gibi çift sarmal bir yapıdadır. Canlıya özgü kalıtsal özelliklerin şifrelendiği ve taşındığı bölümler hangileriydi? Bunlar genlerdir. Canlıya ait kalıtsal özellikler şifreleniyor ve bu kalıtsal özellikler taşındığı bölümler. Adenin, timin, sitozin, guanine verilen isim neydi? Bunlara ne deniyordu? Bunlara nükleotit denilir. Bezelye bitkisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtsal özelliklerin yavru döllere nasıl aktarıldığını ortaya koyan çalışmalar yapan bilim insanı kimdi? Bezelye bitkisiyle çalışmalar yapıyordu ve kalıtsal özelliklerin yavru döllere aktarıldığını ortaya çıkarıyordu. Bu da Gregor Mendel'dir. Kalıtımı inceleyen bilim dalı. Kalıtımı hangi bilim dalı inceler? Genetik. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlıların dış görünüşüne yansımasına ne isim veriyoruz? Genetik etkenlerle oluşan özellikler canlının dış görünüşüne yansıyor. Bu da nedir? Fenotiptir. Canlıların genetik yapısında meydana gelen değişmelere ne isim veriyoruz? Canlıların genetik yapısında meydana gelen değişmelere de mutasyon deniliyor. Nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevrenin etkisiyle oluşan gen işleyişindeki değişikliklere ne isim veriyoruz? Burada ne var? Gen işleyişinde değişiklikler var. O zaman bu da modifikasyondur.
Bir diğeri kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olmaları, geniş ayak tabanlı olmaları ve vücutlarının yağ depolamaları gibi özellikleri neye örnek verebiliriz? Tabii ki bildiğiniz gibi adaptasyona. Burada nedir? Kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olması, ayak tabanlarının geniş olması, vücutlarının yağ depolaması yaşadıkları yere adaptasyonlarını gösteriyor. İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine ne isim veriyoruz? Bu da yapay seçilim. Seçilen bir canlının ya da bir özelliğin birçok kopyasının üretilmesi. Nedir? Klonlamadır. Ve bildiğiniz gibi Dolly adında bir koyun klonlanmıştı. Bunu da hatırlayalım. Artmış alerjik reaksiyon riski ve antibiyotik direnç genleri biyoteknolojinin nasıl etkilerindendir? Olumlu mu, olumsuz bir etkisi midir biyoteknolojinin? Artmış bir alerjik reaksiyon riski var. Antibiyotik direnç genleri biyoteknolojinin olumsuz yanlarıdır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvet uygulanan yüzeye temas eden alanına bağlıdır. Ne bunlara bağlıdır? Uyguladığımız kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvet uygulanan yüzeye temas eden alanına bağlı olan basınçtır. Sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Bu nedir? Tabii ki sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı kuvvete ne isim veriyoruz? Bu da açık hava basıncı. Bir diğer adı nedir açık hava basıncının? Atmosfer basıncı diyebiliriz. Devam edelim eşleştirmelerle. Açık hava basıncını ölçen alet hangisi? Açık hava basıncını ölçen alet barometredir. Kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletir. Bunlar hangi maddeler? Sıvılar ve gazlar kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletmektedir. Elementlerin artan atom numaralarına göre düzenlendiği sisteme ne isim veriyoruz? Elementler artan atom numaralarına göre düzenleniyor. Bu sistem periyodik sistemdir. Metal, ametal ve yarı metal olarak üçe ayrılır. Bunlar hangileridir? Tabii ki elementler. Maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara ne isim veriyoruz? Dış yapıyı değiştiriyor. O zaman nedir? Fiziksel değişim. Peki maddenin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değiştiren olaylara ne isim veriyoruz? İç yapıyı da değiştiriyorsa bu da kimyasal değişimdir. Maddelerin molekül yapılarının değişmesi yeni maddelerin oluşmasına denir. Bu nedir? Maddelerin molekül yapılarının değişmesi ve yeni maddeler oluşması. Kimyasal tepkime denir buna da. Asitlerin tatları nasıldır? Hatırlayalım. Asitlerin tatları ekşiydi. Peki bazların tatları nasıldı? Acıydı. Portakal, çilek, sirke, yoğurt, üzüm gibi maddeler neye örnek verilebilirdi? Asitlere bildiğiniz gibi. TÜBİTAK, MKE, BOREN gibi kuruluşlar gelişimine katkı sağlar. Neyin gelişimine katkı sağlıyor bu kuruluşlar? Kimya endüstrisine. Devam edelim. Diş macunu, sabun, çamaşır sodası, bulaşık deterjanı gibi maddeler neye örnek verilebilir? Bunlar da bazlara örnektir. Isı enerjisinin birimi nedir? Isı enerjisinin birimi kalori ya da jüldür. Bir enerji türü değildir bu. Bu hangisidir? Enerji türü olmayan, yan tarafa da baktığımız zaman sıcaklık bir enerji türü değildir. Maddeler doğada hangi hallerde bulunuyordu? Maddeler doğada bildiğiniz gibi 3 halde bulunuyordu. Katı, sıvı ve gaz.
Gaz haldeki bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına ne isim veriyorum? Gaz halde bir madde var, çevresine ısı veriyor ve sıvı hale geçiyor. Bu da yoğunlaşmaya örnek. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarı. Buna ne isim verilir? Bu da öz ısıdır. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.